Gönlü iman dolu olduğu halde baskı ve şiddet yoluyla inkarcılığa zorlanan kimse hariç, her kim imana eriştikten sonra, mümin olduktan sonra, Allah'a ve ahiret güne iman ettikten sonra, gönlü, evet, gönül kapısını işte inkarcılığa, küfre, sapıklığa açarsa, bilsin ki böyleleri dünyada da Allah'ın hışmına, yani azabına uğrayacak, ahirette ise feci bir azaba mahkum olacaklarını ayet-i kerime açık ve net olarak söylüyor. Bu ayeti dile getirerek buna ne diyorlar? Diyorlar ki işte Allah-u Teala bu ayete dayanarak bize ne yaptı? Bize ruhsat olarak takviye yapma izni verdi ama gördüğünüz üzere Allah-u Teala can güvenliği olmadığı yerde kafirlerin esareti altında, küfür beldesinde, hakla batılın savaştığı bir alanda yakalanan insanın kendi inancını, kendi kalbinde olanı gizleyebileceğini, gizlediği takdirde de bundan dolayı meşhur olmayacağını söylüyor. Ama sen bunu takviye yaparak uzun yıllar boyunca bu dini hafife alacak olursan, kafirin yanına gidince, münafıkın yanına gidince, sapığın yanına gidince, aslında İslam'ın da hataları var, Müslümanların da hataları var, hep dini kötüleyecek olursan, valla kişi sevdiğiyle beraberdir. En sonunda sen de onlara dönecek, dinini de, inancını da, bütün hak ve hakikati kaybedeceksin. Nitekim Peygamber aleyhissalatü vesselam, açık ve net olarak aslında takiye en bariz, sahih olan müttefikun aleyh dediğimiz Sahih Buhari ve Müslüm'ün verdiği bir hadiste münafıkın özelliklerinden 3 alamet vardır ki kimde bulunursa, hacca gitse, zekat verse, cihad etse, ne yaparsa yapsın Allah katında münafık olduğunu, halis, muhlis bir münafık olduğunu, sapık olduğunu, sapkın olduğunu, Allah-u Teala'nın dininde nasibinin olmadığını söylüyor ve şöyle buyuruyor. Ayetül münafıkun selâsın. Münafıkın alameti 3'tür. Ayet delili. Yani münafıkın alameti 3'tür. Ve şöyle diyor. İza hadese kezeb. Ne zaman ki konuşsa yalan konuşur. Ve aynı keza ve iza va'ade ihlaf. Ve ne zaman vaad etse ihlaf eder. Yani döner. Ve iza utimunul hanne diyor. Ne zaman ona belli bir konuda bir şey verirse ona da ihanet eder. Münafığın alameti 3 olduğunu söylüyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Konuştuğu zaman yalan konuşur, yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz ve aynı keza kendisine bir şey emanet edildiğinde amenu, amen, iman kelimesi de oradan geliyor. Emanetten geliyor. Kendisine bir şey emanet edildiğinde de ona ihanet eder. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu 3 özellik kimde varsa halis, muhlis bir münafıktır. Peki bir Müslüman, Müslümanlara takviye yapıp yalan konuşuyorsa, bir Müslüman, Müslümanlar arasında yalan sözü meşrulaştırıyorsa, yalan konuşmayı helal görüyorlarsa veya İslam alimlerini örnek vereyim. Eğer bir Müslüman alim veya bir İslami cemaat ve camia yalan konuşmayı, dedikodu yapmayı, insanların arkasından onları kötülemeyi, onları karalamayı helal görüyorsa bu nasıl Peygamber aleyhissalatü vesselamın varisliği oluyor? Bu nasıl Resulullah aleyhissalatü vesselam davasına hizmet eden insanların özellikleri oluyor? Bunu da insan kendisine sormadan edemiyor. Buhari'nin Şehadet 28'de Müslüm'ün İman 107 ve 109'da verdiği hadis-i şerifte Resulullah aleyhissalatü vesselam münafık namaz da kılsa, münafık şeriatı için çalışsa, münafık İslam devleti kuracağını söylese, zekat verse, hacca gitse, cihad etse, eğer bu 3 özellik kendisinde mevcutsa o halis, muhlis bir münafıktır. Onun sözü de itibar edilmez, fiiline itibar edilmez, hiçbir şeyine itibar edilmez. Konuşunca yalan konuşmak zaten takiye yalana dayalıdır. Sözünden dönmeye dayalıdır. Ve aynı keza ihanet etme, entrikaya dayalı bir şeydir. Ve ben bunun örneklerini böyle yaşlı diyebileceğimiz, belki yani adını dile getiremeyeceğim, getirmek istemeyeceğim insanlarda görünce insan şok oluyor, insan hayrete düşüyor. Sen diyorsun bu adamlar şeriat için yola çıkmış ama gittikleri yol Kur'an'a ve sünnete muhalif. İslam'a muhalif, yalana, dolana, insanları kandırmaya, insanlara komplo, kumpas kurmaya, ticaret yapıp insanları batırıp servetlerini zimmetlerine geçirmeye kadar her türlü pisliği güya Allah'ın dini için yaptıklarını söyleyen ve buna kanaat eden insanlar. Nitekim Humeze suresi 1 ve 2. ayet-i kerimede Allah-u Teala kınıyor. Kimi kınıyor? وَيْلٌ لِكُلِّ الْهُمَذَةِ الْهُمَذَا اَلَّذِي جَمْعَ مَالَ وَعَدَّدَ diyor. Mal toplayıp ve onu durmadan sayana. Aynı keza evet, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline diyor Allah-u Teala. Vay olsun o kimselere ki insanların arkasından dedikodu yapıyorlar, gıybet ediyorlar, insanları itibarsızlaştırıyorlar, insanları aşağılıyorlar. Bunu yapmada kasıtları, makamları, mevkileri, malları, mülkleri, zenginlikleridir. Elde ettikleri makamları ve çıkarları elde kaybetmeme korku ve endişeleridir. Ondan dolayı Allah-u Teala kınıyor ve bunlar aslında Mekke müşrikleri için söylenen ama günümüzde gerçekten takiyede
ikiyüzlülükten müşrikleri bile geçmiş insanlar da bunun muhatabıdır. Yani bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. O tarz insanlar da bunun muhatabıdır. Ve gerçekten Kur'an-ı Mubin'de Ali İmran suresi 28. ayet-i kerime, Ayn-i Keza Nahl suresi 106 ve Mümin suresi 28. ayetlerde de Allah-u Teala kafirleri dost edinmek, küfür sistemlerine meyletmek, onlarla gizli pazarlıklar yapmak, gizli anlaşmalar yapmak, kendi geçmiş davasına ihanet etmek, onlara teslim olmanın asla meşru olmadığını açık ve net olarak bildiriyor. Sonra şöyle buyuruyor. Müminler müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler. Onların koklaları, oyuncakları, kullandıkları meta haline gelmesinler. Kim böyle yaparsa Allah katında bir değeri yoktur. Ancak onlardan sakınmanız müstesnadır diyor. Allah-u Teala Allah'ın düşmanı olan, Kur'an'a ve sünnete muhalif olan, İslam'ın dışında bir anayasayı, davayı güden, layık olsun, kemalist olsun, emperyalist, sosyalist, komünist, deist fark etmez. Her türlü sapık olan, ister bizden olsun, ister Kürt olsun, ister Türk olsun, ister Arap olsun, ister Çerkez olsun, kim olursa olsun onlarla aramıza mesafe koymayı emrediyor. O mesafe mutlak olmalıdır, o mesafe kesin olmalıdır ve o batıldan Müslümanların mutlak sakınması gerekiyor arkadaşlar. Yani velhasili kelam, ben size sadece şunu söyleyeyim, takiye konusunu işlediğimizden dolayı şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Takiye sadece kafirlere karşı Allah-u Teala Müslümanlara verdiği bir ruhsattır. Müslümanın Müslümana yalan konuşması, Müslümanın Müslümanı aldatması, Müslümanın Müslümana komplo kumpasta bulunması kesinlikle onların nifak hareketi haline geldiğini, ehli sünnet ve cemaat çizgisinden ayrıldıklarını, şiileştiklerini, zaten işin garip yani Şia o kadar takiyeci bir yapıdır ki şiileşmiş ehli sünnet içinde bulunan bazı alimler, topluluklar ve cemaatler tanınamaz. Tanınamaz. Neden? Çünkü zaten onlarda yalan, dolan, ikiyüzlülük farzdır. Ya alim mesela kalkıyor diyor ki ben çok tanıdım, oturdum kalktım alimler oldu. Adam diyor ki ya filan konuda diyor Şia'ya uyulabilir. Filan konuda Şia'ya uyulabilir. Mesela nikah konusunda ben bir tane molla vardı. Onunla bir ara doğuda konuştum. Diyordu, kendisi diyordu, kitaplarında da yazmış. Diyordu ki ya ehli sünnet ve cemaate göre tamam, üç talak verdiğin zaman kadın ebediyen senden boş oluyor ama sen Şia'ya göre boşanmış sayılmıyorsun. Nedenmiş? Mutlak olarak Şii mezhebine göre senin kadını boşaman için Arapça söylemen gerekiyor. Sen de Kürtçe söyledin, Türkçe söylediğin için nikah düşmemiş oluyor. Valla dedim sen nereden konuşuyorsun ya? Sen hangi akıldan konuşuyorsun? Sen kafayı mı yedin dedi. Olur mu ya dedi, hepsi mezhepler, bizim mezheplerimiz. Sen dedim onların sapıklıklarını, Allah veda etti, Allah sözünden döndü. Hazreti ölüleri bile neredeyse ilah durumuna getiren Hazreti Fatıma'yı, Hazreti Hüseyin'i ve Hazreti Hasan'ı ve İmam Ali kendi şeylerine kurban edenler. Bir tane satılık vardı Aziz Efendi. 1991-92'lerde biz evde otururken kendisi de Şii'ydi. Zaten benim davama da ihanet eden bir adamdı. Kendisi diyordu ki ya diyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'ye şöyle bir hadis. Tabi bu hadis Şia'nın hadisidir. Ya Ali demiş, çağırmış yana. Ya Ali demiş, iki sınıf insan senin yüzünden helak olacak. Aslında itiraf bu ya. Ya Ali senin yüzünden iki sınıf insan helak olacak. Demiş ki İmam Ali, ya Resulallah bunlar kimlerdir demiş. Biri demiş sana olan nefretlerinden dolayı helak olacaklar. Biri de sana olan aşırı sevgilerinden helak olacaklar. Gerçekten dedim vallahi yerini bulmuş. Siz aşırı sevgiden, aslında yalan olan aşırı sevgiden helak oldunuz. Sapıttınız, sapkın oldunuz. Ya helalı ve haramı birbirine kattınız. Veli-ül fakih dedikleri o ulul emirleri ve şeyhleri veya ayetullahları neredeyse Kur'an'ın ve sünnetin önüne geçmiş. O adam Allah'ın dinine muhalif görüş bildiriyor. Hepsi çok al buyurun koyun sürüsü gibi kabul ediyor. Onlara tabi oluyor. Ve Şia'da çok sapık düşünceler var. Mesela Allah-u Teala'nın sözünden dönebileceğini iddia eden Şia'dır. Hatta diyorlar ki işte Mehdi falan tarihte çıkacak, çıkmayınca onların alimleri halka öyle bir söz vermişler. Geçmişte çok yaşanmış. Bu sefer bu böyle bir mesele çıkmayınca ne diyorlar biliyor musun onların ayetullahları? Sümme aşa diyorlar ki Allah veda etti. Allah sözünden döndü. Allah söz verdi ama sözünden döndü. Vazgeçti. Bunu Allah-u Teala ya Yahudi Hristiyan söylemez. Bunlar söyler. Allah'ın sözünden dönebileceğini söylüyorlar yani. Bunu söyleyen bir sapık fırkaya bizim ne kadar meylimiz olabilir? Ne kadar sevgimiz olabilir? Elbette ki bizim onlara sevgimiz söz konusu olamaz yani kardeşlerim. Onun için ben size işin özü şunu söyleyeyim. İslam hukukunda Müslümanın Müslümana takiyesi haramdır, yalandır, nifaktır, münafıklıktır. Bunu hangi cemaat yaparsa yapsın, hangi şeyh yaparsa, hangi alim yaparsa, hangi camia yaparsa yapsın bilin ki onların temelinde Şia var.
özünde Şia var ve mutlaka Şia ile kontak ayarına girmişlerdir. Temasları oluşmuş ki Şia onların ruhlarını, inançlarını, maneviyatlarını ne yapmış? Sekteye uğratmış. Çünkü bizim inancımızda takiye asla ve asla farz değildir, vacip de değildir. Bizde takiye ruhsattır. Ve ruhsatın en kötü halidir. Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam mesela yakalanan, bunlarla alakalı bazı yaşanmış olaylar var. Mesela yakalanan bazı sahabelerin meseleleriyle alakalı hadislerde Nebi aleyhissalatü vesselam bunların tercihleriyle alakalı olarak şöyle diyor. Mesela Hazreti Ammar. Hazreti Ammar yakalanıp zulüm gördüğü zaman şey yapması yani mesela onların dediğini söylemesini Resulullah aleyhissalatü vesselam bir daha yakalanırsan gene söyle. Ama diyor ki yalancı peygamber Müsellemetül Kezzab sahabelerden iki kişi yakaladı. Ve sonra şunlara sordu. Çünkü Müsellemetül Kezzab diyordu ki hem ben peygamberim. Diyordu Muhammed Kureyş'in peygamberidir. Ben de diğer kabilelerin peygamberiyim. Yani kendini de Muhammed aleyhissalatü vesselam ortağı şeriki görüyordu. Onun için iki sahabeyi Müsellemetül Kezzab yakaladı. Bunun üzerine diyor Musaylem'e onlara sordu. Dedi ki Muhammed birincisine sordu. Muhammed Allah'ın peygamberi olduğuna şahadet eder misin diye sorunca o zat evet etmişimdir dedi. Yani ben Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'a zaten iman etmişim dedi. Sonra benim Allah'ın peygamberi olduğuma şahadet eder misin diye sormuş. Bu soruya o da evet demiştir. O sahabe Müslüman olan evet demiş. Çünkü hayır diyecek olursa ne olacak? Öldürülecek. Evet dedi diyor. Bunun üzerine Müseyleme kendisini Hanif oğullarının peygamberi Muhammed aleyhissalatü vesselam Kureyş'in peygamberi olarak tarif ettikten sonra o kimseyi, o sahabeyi serbest bıraktı. Sonra ikincisine dedi ki Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğunu kabul eder misin deyince o sahabe evet ben şahadet ederim ki Muhammed aleyhissalatü vesselam Allah'ın Resuludur. Peki benim Allah'ın Resulü ve peygamberi elçisi olduğumu kabul ediyor musun deyince o sahabe ona dedi ki ben dinsizim. Ben dinsizim yani kabul etmiyorum seni. Sen öyle bir şey değilsin yani. Sen yalancı Müsellemetül Kezzab'sın deyince onu da şehit etti. Bu mesele Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a intikal edince Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Şu öldürülen doğruluk ve kesin iman üzerine öldü. Yani o katledilen, o onun peygamberliğini kabul etmediği için katledilen doğruluk ve iman üzerine öldü. Mübarek olsun onun ölümü diye. Ve diğeri ise sadece ruhsatı kabul olundu. Bundan dolayı onun için bir behis de yok. Yani bir kınama da söz konusu değildir. Bu kadar basit. İşte İslam'ın takiye anlayışı budur. İslam'da takiye budur kardeşim. Öldürülme riski, hapsedilme riski, çok büyük bir zulme uğrama riskinde Allah-u Teala yalana izin veriyor. Peki haricinde var mıdır? Ya kardeşim yattığınız evlerde, vakıflarda, derneklerde dünyanın yalan dolanını çeviriyorsunuz. Diyorsunuz ki İslam'da takiye vardır. Valla kusura bakmayın bu Ehl-i Sünnet'in takiyesi değil. Bu Şia'nın sapık takyesidir. Başka bir şey değildir. Onun için Nahl suresi 106. ayet-i kerime, Ali İmran 108. ayet-i kerime bu olaylar üzerine inmiş ve nazil olmuş. Allah-u Teala bu muafiyeti Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabesine tanımıştır.